Merhabalar arkadaşlar. Bugün de yarım açı formüllerinden 10 tane güzel soru çözeceğiz. Dördüncü derecede bir denklem görüyorum arkadaşlar. Bunu S üzeri 4 artı C üzeri 4 diye şöyle kısaca yazacak olursam. Nasıl düzenleyebilirim? S kare artı C karenin parantez karesi desem. Bakın arkadaşlar. Dördüncü dereceden gördüğünüz her denklemde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın açınca ne olacak? S üzeri 4. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı fazladan gelecek. O fazlalıktan kurtulmak için 2 tane S kare ve C kareyi ne yapacağım arkadaşlar? Geri çıkaracağım. Sonra ikincinin karesi C üzeri 4 zaten olmalı. Bakın burada var o. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifadeyi ben böyle açabilirim. Trigonometride S kare artı C karenin zaten 1 yaptığını biliyoruz. O zaman elimizde 1 eksi 2 tane S kare C kare kaldı mı? Evet, bulmamız gereken ifade bu. Şimdi yarım açı formüllerini hatırlayalım. Sinüs 2x neydi arkadaşlar? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti. O zaman diyorum ki keşke şunun başında bir tane daha çarpı 2 olsaydı ama olmadığı için ben bölü 2 diyorum. Neden bunu yazdım arkadaşlar? Bakın. Çünkü ben bunu 2SC çarpı 2SC diye ayırırsam, değil mi? Şurası bir tane 2SC bir yarım açı yapar. Açımız arkadaşlar 15 15 ise yani 2 çarpı sin 15 çarpı kos 15 ise bunun açılmadan önceki halinin arkadaşlar sin 30 olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Yarım açı çünkü 30 yarıya düşmüş 15 olmuş. Demek ki burası bir sin 30'muş. 1 eksi sinüs 30 çarpı tekrar sinüs 30 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2. 1 bölü 4. Bir daha 2'ye bölersek 1 bölü 8. Ve buradan sonuç arkadaşlar 7 bölü 8 yapacaktır. Edirne cevap olsun. Sıradaki soruda arkadaşlar önce payda işleyelim. Payda işlersek burası cos 42 çarpı sin 14 yapacak. Eksi sin 42 çarpı cos 14 yapacak. Bölü aşağıda cos 14 çarpı sin 14 var. Diyorum ki keşke yukarıda bir çarpı 2, aşağıda bir çarpı 2 olsaydı. Neden? Çünkü alt tarafın yarım açıya dönüşeceğini görüyoruz arkadaşlar. Yani alt tarafta bakın 2 sin kos olayından dolayı bir tane sin 28'imiz var. Üst tarafta da bu arada ne gördük arkadaşlar? Şu 2'yi yazıyorum. Burası toplam formülü ya da fark formülü. Kos sin diye gittiğini arkadaşlar göre bu sinüsün açılmış halidir. Arada eksi varsa sinüs 40 pardon 14 eksi 42 diye düşünebilirim. Bakın sinüs 14 önce sinüs 42 sonra. Dolayısıyla 14 eksi 42 yazmak zorundayım. Burası da ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı sinüs eksi 28. Alt tarafta da sinüs 28 var. Sinüs biliyorsunuz içindeki eksi yönüne kusacaktır arkadaşlar. Yani eksi 2 olacaktır cevabımız. Sin 28'ler zaten sadeleşti. Evet, bu da özel soru tiplerimizden bir tanesi. Önce payda işlemeliyiz arkadaşlar. 1 artı pardon cos 15 ile çarpacağım sol tarafı. Cos 15 artı kök 3 çarpı sinüs 15 bölü paydamız arkadaşlar sinüs 15 çarpı kosinüs 15. Yine aynı deminki gibi düşünüyorum. Diyorum ki keşke aşağıda bir çarpı 2 olsaydı. O zaman yukarıya da bir çarpı 2 yazalım denge bozulmasın diye. Yukarıda bakın iki parantezinde kosinüs 15 artı kök 3 yerine de tanjant 60 yazabiliriz. Bakın tanjant 60'ın kök 3 olduğunu biliyoruz. O da sin 60 bölü kos 60'tır. Onun yerine de sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazıyorum. Çarpı sin 15. Aşağıdaki ile çarptığımız için burada bir yarım açı elde ettik arkadaşlar. Yani sinüs 30'a dönüştü burası. Sinüs 30 da zaten 1 bölü 2'dir. O da takla atıp yukarı çıkarsa arkadaşlar 4 parantezinde olacak değil mi? 1 bölü 2 takla atıp yukarı çıkınca. Şu içeride parantez içinde de payda işleyerek yazmak istiyorum. Cos 60 ile genişletiyorum sol tarafı. Cos 60 çarpı cos 15 artı sin 60 çarpı sin 15 elde ettim. Bölü ortak paydaları cos 60. Şu 1 bölü 2 artık yukarı attığım için orada bir şey kalmadı. Bakın arkadaşlar şu içeride bu sefer ne elde ettik? Bir toplam formülü. Değil mi? Cos cos sin sin diye gittiğine göre bu kosinüsün açılmış halidir. Kosinüs arkadaşlar neydi? Arada artı varsa öncesi eksi anlamına geliyordu. 60 eksi 15'ten 45 yapacaktır. Böyle aşağıda da kosinüs 60 var. Cos 60 arkadaşlar kök 2 bölü 2'dir. Pardon cos 45 cos 60 da arkadaşlar kök 3 bölü 2'dir. Burada ikiler gitti arkadaşlar. Sadeleştirdik. O zaman 4 kök 6 bölü 3 mü kaldı elimizde? Pardon. Cos 60 1 bölü 2 yapıyor. Dolayısıyla 1 bölü 2 yapınca da ne oldu arkadaşlar? 4 kök 2 kaldı. Cevabımız deniz oldu. Kosinüsün yarım açı formülleri 3 tane oluyordu. Hatırlayalım onları. Hemen sonra sorumuza dönelim. Cos 2x arkadaşlar biz 2 cos kare x eksi 1 diye açabiliriz. Ya da 1 eksi 2 sin kare x diye açabiliriz. Ya da arkadaşlar cos kare x eksi sin kare x diye açabiliriz. Soruya göre hangisi lazımsa onu kullanacağız. Mesela burada pay kısmına baktığım zaman sadeleşme olsun diye birden kurtulmam gerekiyor.
Birden kurtulmak için de ne yapmam gerekiyor? Eksi birliği tercih etmeliyim üst tarafta. Yani 1 artı 2 kos kare x eksi 1 diyeceğim ki buradaki artı 1 eksi 1 birbirini götürmüş olsun. Aşağıda da bu sefer diğerini tercih edeceğim. Bakın 1 eksi diyorum. Kos 2 x'in bu sefer şu açılımını tercih edeceğiz. 1 eksi 2 sin kare x. Ne oldu? Bu eksi içeri dağılınca arkadaşlar üst taraftan 2 kos kare x, alt tarafta 2 sin kare x kaldı. İkiler de birbirini götürünce kosbolüsin kot yapacaktır. Yani elimizde kot x'in karesi kalmış oldu. O da ne oldu? Burası oldu. Bu soruda bazı dönüşümler yapmamız gerekiyor. Örneğin sin 58, 16 ile pek ilgisi olmayan bir açı. Bunu hemen dönüştürelim. Denemiştik arkadaşlar. Sinüs 58, 90'a tamamladığı için açılar birbirini. Kosinüs 32 eşittir. Yani ben şunu yerine kosinüs 32 yazabilirim. Kosinüs 32 de bakın sinüs 16'nın yani iki katı açısı. Yarım açı kullanacağım, çok açık. O zaman kos 32 için ben 1 eksi 2 sin kare 16 açılımını kullanacağım. Neden? Çünkü elinde sin değeri var. Dolayısıyla sinde olan açılımı tercih edeceğim. Paydadayız arkadaşlar, yine yarım açı görüyoruz. Bakın şurayı diyorum ki keşke 2 ile çarpsaydık, bir 2 olsaydı. Hem üst hem altı 2 ile çarpsak. Yani üst taraf arkadaşlar 2 ile çarpsak, aşağıda 2 ile çarpsak. Ne olacak bu durumda? İkisin kos olayı var. Yani buradan bir ne gelecek arkadaşlar? Sin 8 gelecek. Doğru mu? Çarpı yanında kos 8 var. Diyorum ki keşke bir 2 daha olsaydı. Yani tekrar hem aşağı hem yukarı 2 ile çarpsak arkadaşlar. Bu sefer burası bakın ne olacak yine? İkisin kostan dolayı sin 16'ya dönüşecek değil mi? O zaman üst tarafta 4 parantezinde 1 eksi 2 sin kare 16 olurken alt tarafta da arkadaşlar sinüs 16 oluşmuş oldu. Sin 16'nın zaten k olduğunu biliyoruz. Yani elimizde 4 parantezinde 1 eksi 2k kare. Aşağıda da k var. Şıklardan hangisi olmuş oluyor? Edirne. Arkadaşlar kotanjant 70 90'dan tanjant 20'ye dönüşür. Daha önceki dersimizde de konuşmuştuk. Bugün de konuştuk. 90'a tamamlayan açılar hece değiştirerek eşittir. Sinüs kosinüse tanjant kotanjanta. Dolayısıyla tan 20 diyebilirim ben kot 70'e. Tan 20 de arkadaşlar zaten dikkat edin. Değil mi? Ondan düşünülürse eğer 80'le alakalı bir şey yarım açı elde edebiliriz diye düşünüyorum. Tan 20'yi şöyle yazalım arkadaşlar. Neydi tanjant yarım açı formülü? Onu da hatırlatalım bir köşede. 2 çarpı tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Yani diyorum ki 2 çarpı tanjant 10 bölü 1 eksi tanjant kare 10. Şimdi benim tan 10'a ihtiyacım var. Tan 10 nedir peki? 90'a tamamlayanlar birbirine eşit diye. Ben tan 80'e kot 10 diyebilirim. Kot 10 eşittir m. O zaman tan 10 da arkadaşlar nedir? 1 bölü m. Neydi? Tanjantla kotanjantın çarpımı 1'di ya. O zaman bu m ise diğer 1 bölü m olmalı ki çarpımları 1 olsun. Hadi getirip tan 10 değerini yerine yazalım. 2 tane tan 10 yani 1 bölü m bölü 1 eksi 1 bölü m'in karesi. Gördüğünüz gibi üst taraftan 2 bölü m, alt taraftan da m kare eksi 1 bölü m geldi. E bölü m'ler birbirini götürürse elimizde 2 bölü m kare eksi 1 kalacaktır arkadaşlar. Pardon, şu paydamız m kare olduğu için bir tane m kalıyor. O m de takla atıp yukarı çıkınca 2m bölü m kare eksi 1 oluyor. Bakıyorum bakıyorum nerede var? Adana cevap. Şimdi arkadaşlar x açımız 3. bölgedeymiş bakın değil mi? 180 ile 270 arasında. 3. bölgede zaten tanjant artıdır. Dolayısıyla tanjant değerinin pozitif geldiğini görüyoruz. Buradan bir üçgen çizerek diye bütün değerleri geçebiliriz sinüse kosinüse. O zaman tanjant x'in 5, 12, 13 üçgeni vereceğini görüyoruz. Bu dursun. Bu arada 3. bölgede çalıştığımızı da unutmayalım, değil mi? Şurası onu da bir yerde vurgulayalım gözümüzden kaçmasın diye. Şimdi gelelim alt tarafa. Alt tarafta arkadaşlar sin 2x artı 1 var. Bunu nasıl düzenlerim diye düşünüyorum. Arkadaşlar sinüs 2x'i ben 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x diye düşünebilirim. Bir de artı 1 var. Bir de arkadaşlar sin kare x artı kos kare x değil midir? O zaman onu da ben şöyle sin kare x alt tarafa da kos kare x yazarsam, değil mi? Bakın buradan bir açılım gelecek. Değil mi? Nasıl bir açılım bakın. Sinüs x artı kosinüs x'in parantez karesi geldi oradan. Böyle aşağıda da zaten sinüs x artı kosinüs x var. Yukarıda kare aşağıda bir tane varsa bu kare bir tanesini götürürse en son elimizde arkadaşlar ne kalacaktır? Sinüs x artı kosinüs x. Biraz önce elde ettiğimiz üçgenden sin x artı kos x'i bulmalıyız. Sin x arkadaşlar neydi? Karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13. Ancak 3. bölgede çalıştığımızı unutmayalım. Eksi 5 bölü 13. Artı. Kosinüse bakıyorum. Kosinüs de komşu bir hipotenüsten eksi 12 bölü 13. Ama o da arkadaşlar yine 3. bölgede eksi olacağı için. Bunlar toplarsak cevabımız eksi 17 bölü 13 olacaktır. Yani Bursa. Evet, burada da şekilli bir sorumuz var arkadaşlar. Sinüs teoremi aklıma geliyor. Sinüs teoremi neydi arkadaşlar? Üçgenden hatırlayalım.
Kenar bölü karşındaki açının sinüsü 12 bölü karşısındaki açının sinüsü yani sin 2x eşittir. Diğer kenar bölü onun karşısındaki açının sinüsü yani 8 bölü sinüs x. Şimdi bakın sol tarafta yarım açı oluştu değil mi? İki kat açılar görünce aklımıza bu gelecek. Yani 12 bölü 2 sin x çarpı cos x diye açabilir miyiz burayı? Eşittir karşı tarafta 8 bölü sinüs x. Zaten sinüs x'lerin sadeleştiğini görüyoruz. İçten dışarı yaparsak buradan 16 kosinüs x eşittir 12. Yani kosinüs x değeri arkadaşlar 12 bölü 16. 4 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4. Adam bize sekantı soruyor. Sekant 1 bölü kos demek değil miydi? O zaman cevabımız 4 bölü ceyhan olacaktır. Burada arkadaşlar öncelikle 3, 4, 5 üçgenini görüyoruz. Bakın büyük üçgen 3, 4, 5 olacağı için şuraya 5 diyelim. Zaten ikizkenar olduğu için buraya da 3 diyelim. Buraya da 2 diyelim. Şimdi şu açının 90 eksi alfa olduğunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? O zaman burası da 90 eksi alfa. O zaman şu açı demek ki 2 alfaymış. Neden? Toplarsam 180 eksi 2 alfa yapıyor. Üçgenin iç açılarının 180 olması için buraya 2 alfa kalıyor. O zaman ben buradan ne yapayım? Hemen tanjant 2 alfayı bulayım. Tanjant 2 alfa arkadaşlar hangi üçgene bakıyorum? Şöyle yeşille çizelim. Şu üçgenden bahsediyoruz. Şu büyük ABC üçgenine baktığımızda arkadaşlar tanjant 2 alfa nedir buradan? Karşı bölü komşudan 4 bölü 3'tür. Tanjant 2 alfayı zaten biz şöyle düşünmüyor muydük? 2 çarpı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa diye düşünmüyor muydük? Evet. Tan alfayı zaten bize soruyor. Onu x diyeyim hadi onu rahat bulmak için. Elimizde ne var? 2x bölü 1 eksi x kare var. Eşittir 4 bölü 3 ve bir denklem çözümü gerekiyor. Çarparsak arkadaşlar 6x eşittir 4 eksi 4x kare. Hepsini sol tarafta toplarsak 4x kare artı 6x eksi 4 eşittir 0. Buradan 2x kare artı 3x eksi 2 eşittir 0. Her tarafı 2'ye böldüm. Benden x'i istediğine göre çarpanlar ayırma yapmam lazım. Şunu 2x'e x diye düşünürüm. Bunu da 2'ye eksi 1 diye düşünürüm. Bakın böyle çarptığımda artı 4x buradan eksi x toplamları eksi artı 3x ortayı verdi. Demek ki yazarken ben bunu 2x eksi 1 çarpı x artı 2 diye düşünebilir miyim? Buradan anlıyorum ki x eşittir 1 bölü 2. X dediğimiz tabii tanjant alfa arkadaşlar. Ya da x eşittir eksi 2. Ben buradan 1 bölü 2'yi işaretlemeliyim. Eksi 2 olsa bile şıklarda işaretlemeyeceğim. Neden? Çünkü açım dar açı bakın. 90'dan küçük bir açı üçgenin içine sığmış. Dar açı olduğuna göre de tanjantın pozitiflerini tercih etmeliyim. Bunu değil bunu alacağız cevap olarak. Evet çok benzer bir soru arkadaşlar. Oranları yazalım. DC'ye 13 diyelim. Eğer DC'ye 13 dersem şurası. AD'de ne olacaktır? 5. AD neresi bakıyorum? Şurası A muhtemelen. Burası da 5. O zaman dik üçgenden dolayı 5, 12, 13'leri gördük. Burası da böyle oldu. Bizden sinüs x'i istiyor. Şu açıları y diyelim arkadaşlar. Buralar y olsun. Şimdi buradan arkadaşlar iç açılar toplam 180 olmalı ya. X artı 2y artı 90'ın 180 olması gerekiyor. Buradan anlıyoruz ki x artı 2y eşittir 90'dır. Yani x gördüğüm her yere ben 90 eksi 2'ye yazabilir miyim? O zaman bakıyorum sinüs x aslında sinüs 90 eksi 2'ye eşitmiş. 90'da hece değişir ya 90'da hece değişirse bu arkadaşlar kosinüs 2'ye döner. Ama hece değiştikten sonra işareti mutlaka kontrol etmeliyiz. 90'dan bir şey çıkardığım için 90 burası ya bir şey çıkarınca sıfıra yaklaşırım. Yani bir bölgede bir açıdan bahsediyorum orada kosinüs artıdır sorun yok. Sinüs de artıdır. Demek ki aslında ben sin x'i bulmak yerine kos 2'yi de bulsam bu iş olurmuş. O zaman kosinüs yarım açı formülü kullanalım. Kosinüs 2'ye arkadaşlar 2 tane kos kare y eksi 1 diye hesaplanmaz mı? Kos y'yi zaten şu üçgenden bulabiliyorum. Komşu bölü patenüsten ne yapar? 2 çarpı 12 bölü 13'ün karesi eksi 1. O zaman 144 2 ile çarptım ne yapar? 288 değil mi? Bölü 169 eksi 1. Burada da çıkarma işlemini yaparsak 119 bölü 169 kalacaktır. Yani cevabımıza da ne olsun? Evet, başarılar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.